Aslında biz bu yıla kadar, bak 2010 yılı onu, biz münafıklarla ilgili ben kitap yazdım. Evet hocam. Daha önce de anlattım. Ama bu kadar derin analiz hiç yapmamıştım. Maşallah hocam. Yani Allah sürekli insana bir ilham veriyor. Yani bilgisi gittikçe artıyor. Detay analizler çok önemlidir. İnşallah hocam. İnşallah. Çünkü insanın canını yakan, toplumu da bu kadar kitleyen münafıklar oluyor. Evet. İnşallah. Yani felç ediyor insanları. Çünkü münafık çok oyunbazdır. Böyle çok şeytan gibi oyunbaz oluyor. Yani ondan baş etmek çok müthiş bir dikkat gerektirir. İnşallah hocam. Evet. Yani sürekli Kur'an'ı ve İslam'ı haşa kullanmaya kalktığı için keskin bir dikkat ve ruh halinin sürekli deşifre edilmesi gerekir. Münafığın en çekindiği şey deşifre edilmektir. Evet hocam, inşallah. Çünkü şeytan da en çekindiği şey olur, yani deşifre olmak. Yani çünkü gizli olduğunda rahat hareket ediyor ama evet, deşifre olursa rahat hareket edemez. İnşallah hocam, evet. Bakın, münafıkların bir özelini söyleyeyim. Mesela münafık evdeyken, tek başınayken eğer ibadet yapıyorsa kesinlikle ibadetini yapmaz. Evet, inşallah. Çünkü namaz kıldığında aklına Allah gelir, peygamber gelir ve Mehdi gelir. Evet. Yani çok şiddetli canı yanar. Kur'an'ı okurken o devirde peygamberimizle mücadele için, bu devrimizde de Mehdi ile mücadele için okur. Evet. Ya hadislerde de yani Mehdi'nin aleyhine bir şey bulabilir miyim diye arar. Evet hocam. Yani